Komşumuz Büşra Çelik bizi bekliyor detaylarla İstanbul Emniyeti'nin önünde. Büşra, nedir ayrıntılar, söz sende. Ahmet Görmez, gizlilik kararı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilmişti bu sabah saatleri itibariyle. Mehmet Aydın'ın da ifade işlemlerine ilk yazılı beyanına dün akşam saatlerinde başlanmıştı. O yazılı beyan almaya devam ediliyor içeride. Öncesinde işlemler vardı. Ne işlemler vardı? Çünkü kendisiyle beraber Türkiye'ye bazı evraklar getirmişti. Çiftlik Bank'ı ilgilendiren o evraklar polise teslim edildi ve soruşturma dosyası bulunan evraklarla o evrakların karşılaştırılması yapıldıktan sonra 60 sayfadan oluşan sorular hazırlandı. Mehmet Aydın'a yöneltilecek sorular hazırlandı. O sorular da şu anda kendisine yöneltiliyor. Peki neler sorulacak? Bazı noktalardan bahsetmek istiyorum. Neden teslim olduğu? 3 yıldır firariydi. Kırmızı bültenle aranıyordu. Kendisine o süreçte yardım eden birileri oldu mu? Olduysa bunlar kimdi? Bu soruların kendisine yöneltilmesini bekliyoruz. Yarın itibariyle de o ifade sürecinin tamamlanıp İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına da sevkini bekliyoruz. Peki ne olmuştu? 1 Temmuz'da Brezilya'daki Türk Başkonsolosluğuna giderek teslim olmuştu. 3 Temmuz'da da Türkiye'ye Interpol tarafından getirilmişti. Binlerce kişiyi mağdur eden Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın. 1 milyar 140 milyonun üzerinde bir paradan bahsediliyordu. O parayla yurt dışına çıktığı bahsediliyordu. Dediğimiz gibi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da tamamlanmış bir iddianame bulunuyordu. O iddianamede de kendisi hakkında binlerce yıllık hapis cezası isteniyordu Mehmet Aydın hakkında. Peki bundan sonraki süreç ne olacak? Yarın adliyeye sevkinden sonra savcının karşısına çıkacak. Dediğimiz gibi gelişmeleri bu noktadan an ve an takip edeceğiz Ahmet Görmez diyelim ve sözü şimdilik size bırakalım.